33. İkinci cilt 76. mektup. Bu mektup Mevlana Hüseyin'e yazılmış olup arşı ve kürsiyi bildirmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun beğendiği, seçtiği kullarına selam olsun. Arş-ı Mecid Allahü Teala'nın şaşılacak mahluklarından biridir. Alemi halk ile alemi emr arasındadır. Alemi kebirdendir. Alemi halkın en büyüğüdür. Alemi halka da benzer, alemi emre de benzer. Alemi halk madde alemidir. Yerler, dağlar, gökler olup bu aleme alemi şahadet de denir. Alemi mülk de denildiği reşahatta yazılıdır. Bu alem altı günde yaratılmıştır. Fussilet suresinde dokuzuncu ayette mealen yer küresini iki günde yarattı buyuruyor. Arş alemi halktan önce yaratıldı. Nitekim Hud suresinde yedinci ayeti kerime de mealen Allahü Teala gökleri ve yeri altı günde yarattı ve arşı su üzerindeydi buyuruldu. Bu ayeti kerime suyun yerden ve göklerden önce yaratıldığını gösteriyor. Demek ki arş yerin yapısında olmadığı gibi göklerin yapısına da benzemez. Çünkü arş alemi emre çok benzer. Bunlar ise hiç benzemez. Arş yerden ziyade göklere benzer bunun için göklerden sayılmaktadır. Fakat o, yer küresi olmadığı gibi, gök de değildir. O halde, yere ve göğe benzer tarafı yoktur. Kürsiye gelince, Bakara suresi 255. ayeti olan Ayet el ile mealen onun kürsisi göklerden ve yerden geniştir buyuruldu. Demek ki kürsi de göklerden başka bir şeydir. Kürsi alemi emrden değildir. Çünkü arşın altında olduğu söylenilmiştir. Alemi emr ise arşın üstündedir. Maddeli ve zamanlı değildir. Alemi emre alemi melekût ve alemi ervah da denir. Kürsi alemi halktan olunca ve göklerden ayrı olarak yaratıldığı için bu altı günün dışında yaratılması lazım geliyor. Nitekim alemi halktan olan su altı günün dışında yaratıldı ve daha önce yaratıldı. Kürsi için bize bir şey bildirilmediğinden onu başka zamana bırakıyorum. Bilgi vermesini Hak Celle ve Ala'nın lütfundan, kereminden bekliyorum. Ya Rabbi, Bilgimizi arttır. Yukarıdaki yazı, iki şüpheyi aydınlatmış oldu. Biri, yer ile gökler olmayınca, altı gün nasıl belli olur? Pazar günü, pazartesiden, nasıl ayırt edilir? Arşın, göklerden önce yaratıldığı bilinince, zamanın belli olacağı anlaşılır ve günler hasıl olur. Gece gündüz olması lazım değildir. Nitekim kutuplarda altı ay gündüz ve altı ay gece oluyor. Fakat altı aylık yani 180 günlük zaman diyoruz. Günlerin birbirinden ayrı olması için güneşin doğup batması şart değildir. Nitekim cennette günler ayrı ayrı olacaktır. Halbuki cennette güneşin doğup batması yoktur. İkinci şüphe bu fakirin yani İmam Rabbani'nin bilgisine göredir. Allahü Teala hadisi kutsiyde yere ve göğe sığmam fakat mümin kulumun kalbine sığarım buyurdu. Buradan anlaşılıyor ki tam zuhur mümin kulun kalbine mahsustur. Halbuki birkaç mektupta tam zuhur arşa mahsustur demiştim ve kalpteki zuhur aştaki zuhurdan bir şua olduğunu bildirmiştim. Kelimeleri peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem manaları Allahü Teala'dan olan hadisi i şeriflere hadisi i kutsi denir. Yukarıda bildirilenden anlaşıldı ki Arş-ı Mecid'in hali, hükmü yerin ve göklerin hali, hükmü gibi değildir. Müminin kalbine sığmaz, ve arşa sığar. Cevabı şudur ki, yer ve gökler ve bunların içinde bulunan her şey, böyle geniş değildir. Yalnız, mü'min kulun kalbinde bu genişlik vardır. Hadisi i kutsîde, kalbin, yer ve göklere göre geniş olduğu bildirildi. Bütün mahlukata göre geniş buyrulmadı ki, arş da hesaba katılmış olsun. O halde başka mektuplardaki yazılarımız hadisi kutsiye uymuyor denilemez. Arş-ı Mecid'de tam zuhur vardır. Yeri ve gökleri içindekilerle beraber arşın karşısına korsak hemen yok olurlar ve eserleri bile kalmaz. Yalnız mümin insanın kalbi kalır. Çünkü ona benzemektedir. Arşın üstündeki alemi emri olan zuhur öyledir ki arş da bunun yanında hiç kalır. O halde her üst makamı olan zuhur aşağısına göre hep böyledir. Alemi emr bitince hayret ve cehil alemi başlar. Bu alem için marifet olursa mahlukların aklına, anlayışına uymayan bilinmeyen bir marifettir. İnsanın ve kalbin kemalini de biraz bildirelim. Arş-ı mecid her ne kadar en geniştir ve tam zuhura maliktir. Fakat kavuşmuş olduğu bu nimetten haberi yoktur. Bu kemale şuuru olmaz. İnsan kalbi ise şuurludur, kendini bilir. Kalbin bir ikinci şerefi, üstünlüğü de şudur ki, bir insanın hepsi, alemi sagir küçük mahluktur. Alemi halk ile alemi emrden meydana gelmiştir. Bunların toplanmasıyla bir heyet, birlik hasıl olmuştur ki ayrı bir ehemmiyet hüküm taşır. Alemi kebirde insandan başka bütün mahluklarda böyle bir heyet yoktur. Eğer varsa hakiki değil görünüştedir. Bu heyet yolu ile insana ve insanın kalbine gelen feyizler, faydalı şeyler alemi kebire ve bu alemin kalbi gibi olan arşa pek az nasip olur. İnsanda bulunan toprak maddeleri bütün alemin yapı taşıdır. Çok uzak olduğu halde en çok onda zuhur etmektedir. Toprak maddelerinin kemalatı alemi sagirin insanın bütün heyetine sirayet etmiştir. Âlem-i Kebir'de böyle bir heyet, topluluk bulunmadığından orada sirayet etmez. O halde insan kalbi bu kemalata da maliktir. Arş ise malik değildir. Kalbe mahsus olan bu kemalat, bu üstünlükler bir bakımdan olan üstünlüktür. Her bakımdan üstünlük arşa olan zuhurdadır. Arşa çölleri ovaları aydınlatan geniş bir ışık kaynağı dersek kalp o kaynaktan yakılmış bir kibrit gibidir. Şu kadar var ki bazı şeyler katarak bu kibritin ışığı başka türlü parlatılmaktadır. Bu parlaklık bir bakımdan olan bir üstünlüktür. Her şeyin hakikatini, özünü doğru olarak ancak Allahü Teala bilir. Ya Rabbi, bizlere verdiğin nuru tamamla. Günahlarımızı mağfiret et. Sen her şeyi yapabilirsin. Efendimiz Muhammed aleyhisselama ve âline ve eshabına radiyallahu teâlâ aleyhim ecmain ve peygamberlerin ve yakın olan meleklerin hepsine aleyhimüsselavatü ve teslimat Allahü Teala iyilikler, selametler ve bereketler versin. Azrail başına geldiği zaman kırılır ayakla kol yavaş yavaş. Mevlam nasip etsin din ile iman akar gözlerinden sel yavaş yavaş. Yüksek uçan gönül yorulur bir gün. Ölçü terazisi kurulur bir gün. Herkesin yaptığı sorulur bir gün. Döner mi ya Rabbi dil yavaş yavaş? Hep nefsine uydun, tevbe etmedin. Her bulduğun yedin, şükretmedin. Nihayet bu kara toprağa geldin. Çekilir dünyadan el yavaş yavaş. Kabrin üzerine dikerler taşı. Bir avuç toprağa koyarsın başı. Baba oğlun görmez kardeş kardeşi. Gider geri dönmez yol yavaş yavaş. Kafurlu ılık suyu koyarlar o nazlı bedeni tekmil soyarlar öldüğünü konu komşu duyarlar gelir geri ahbaplar yavaş yavaş